Cem TV'den iyi akşamlar. Bugün 30 Ocak Salı. Saatlerimiz 19.31'i gösteriyor. Bir Seyri Alem programıyla daha karşınızdayız. Ben Zafer Arapkelli. Geçtiğimiz iki hafta boyunca burada bu programda dış politikayı konuştuk. Özellikle de Suriye üzerine odaklandık. Suriye'de o zaman başlaması muhtemel artık başlamış olan harekatı, Afrin'e yönelik harekatı konuştuk. Yani dış politikayı, yani askeri harekatı konuştuk. Yani özetle savaşı konuştuk. İki hafta üst üste dış politika uzmanı konuklarımız vardı. Bu hafta savaştan daha ziyade daha sivil konulara, daha yaşama ilişkin konulara ilişkin konuşalım istedik. Ve bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yaşamı, hayatı, barışı konuşalım dedik. Ama evet, sizin uzmanlık alanınızda, daha doğrusu sizin en çok kafa yorduğunuz konuda hayatı bizzat temsil eden kesimlere, toplumun en dezavantajlı kesimlerine, en fazla ezilen, en fazla horlanan ve en fazla zarar gören, kurban konumunda olan kesimlerine değinelim istedik. Kadınlardan ve çocuklardan söz edelim istedik. Yayınımız boyunca bizlere gerek programın WhatsApp hattına 530-848-1312 numarasına WhatsApp üzerinden, gerekse Sayın Hablemitoğlu'nun Twitter adresine ya da benim Twitter adresime Şengül Hablemitoğlu ya da Zafer Arapkili adreslerine de yayınla ilgili, içerikle ilgili görüş ve önerilerinizi ve sorularınızı, yorumlarınızı aktarabileceğinizi hatırlatalım. Tekrar hoş geldiniz diyorum Çok hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi, sağ olun davetiniz için. Biz teşekkür ederiz, onur verdiniz. Şimdi geçtiğimiz birkaç gün boyunca peş peşe, belki hani her zaman alışkın olduğumuz sıklıkla da olsa, kadınlara ve çocuklara dair haberler neredeyse bir yağmur gibi gelmeye başladı. Ben sabahları radyo programında gazeteleri okurken de, gündemi okurken de, o haberleri okurken böyle hani sesimin titrediğini hissediyorum ve içimin bir kez daha her defasında cızladığını hissediyorum. Mesela işte İstanbul'da bir hadise. Bir adam demeye de pek dilim varmıyor ama yolda bir hanımefendiyi döverken evet, bir genç sporcu müdahale ediyor ve bıçaklanıp öldürülüyor. Evet. Evet. İşte çocukların uğradığı, maruz kaldığı saldırılar. O 115 kız çocuğu ve hamilelik kelimelerini yan yana getirirken bile benim yüzüm kızarıyor. Hani sadece kız babası olmamdan değil, insan olmamdan kaynaklanan bir hicapla diyeyim. Birbiri ardına böyle haberler geliyor. Böyle miydik biz, yoksa giderek daha kötüleşiyor muyuz bu bağlamda? Şimdi aslında o kadar çok ki gündemi çok değişken bir ülke olduğumuz için bu haberler bir anda önümüze çıkıyor. Hepimiz infial içinde tepki gösteriyoruz. Ama sonra gündemi başka bir şey dolduruveriyor ve bir anda onu unutuyoruz. Fakat şöyle bir gerçeğimiz var, onun altını çizelim. Neredeyse 2016 yılında her gün bir kadın öldürüldü Türkiye'de. Pardon, 2017 yılında her gün bir kadın öldürüldü Türkiye'de. Şimdi bu acayip bir şey, çok acayip, bizi çok rahatsız etmesi gereken bir şey. Kadınlara, çocuklara, tüm dezavantajlı bireylere yönelik sistematik bir yok etme çabası gözlemliyoruz biz. Sadece kadınlar öldürülmüyor. Çok yakın tarihte bir ilimizde bir toplu taşım aracında engelli bir gence, üstelik de tıp öğrencisi başka birileri saldırdı. Şimdi siz az önce dediniz ki işte korumaya çalışırken bir genç sporcu, o da bıçaklanarak öldürüldü. Şimdi şöyle bir şey var. Gözlemlediğimiz olaylar, kadınların öldürülmesi, kadınların korunamayıp kadınların yerine babaların bazen çocuklarını öldürmesi ya da sokakta birinin, herhangi birinin zarar görmesi sırasında insanların tepkisizliği. Biliyorsunuz kamera kayıtlarına yansımış bir genç kadının ayrılmak istediği eşi tarafından bıçaklandığı görüntülere de tanıklık ettik çok yakın zamanda. Ve insanlar can çekişen o kadının yanından yürüyüp gittiler. Biz bunlara tanıklık ettik. Belki de en kötü tarafı şu değil mi hocam? Bilmem katılır mısınız? Belki hani istatistiki verilere de siz vakıfsınızdır. Tabii, eminim benden daha çok vakıfsınızdır. Şimdi.
kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet en fazla da en yakınlarından geliyor. Aile içinden, yazık aile ki, yazık ki öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun altını özellikle çizelim. Bunların vardı bunlar ama artık çok görünür hale geldi. Neden? Çünkü çok gözetlenen bir toplum olduk. Gözetlenen derken her yerde, her zaman artık her şeyi kaydedebileceğimiz durumdayız. Bugün yine sosyal medyaya da yansıdı. Bir haber vardı, bir hayvana yönelik tacizle ilişkili. Ve onun ardından insanların tepkileri ve kamu görevlileri ne yaptı bilmiyorum. Henüz ona dair bir açıklama gelmedi. Ama ben bugün onu gördüğümde artık bitmesi gerektiğini, bıktığımızı düşündüm ve içimden böyle bir ses haykırmak geldi. Şimdi hemen hepimiz bu noktadayız. Bir kere bunun altını çizelim. Bıktık. Biz bundan bıktık. 15 gün önce, daha 15 gün önce sizin açarken söylediğiniz 115 kız çocuğun hamileliği gündemimizdeydi. Ne oldu? Bugün bunu konuşmuyoruz. Hangi aşamada? İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz sanırım kabul edildi ve soruşturma açılacak. İtirazın ne olduğunu da hatırlatalım. İstanbul Valiliği iki kamu görevlisi hakkında soruşturma açılmasına izin vermiyor. Yani diyor ki boş verin, soruşturmayın bunu diyor. Devletten söz ediyoruz. Maalesef beni öyle. En çok yaralayan tarafı şimdi da o. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Bunun dağınık konuşmak istemiyorum ama sizin sözünüzün üzerine bunu hatırlatmamızda yarar var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 faaliyet raporunu geçen senenin sonuna doğru 2017'nin sonbahar aylarında yayınladı. Ve hedeflerinin hiçbirine ulaşamadıklarını, sadece bir hedefi yerine getirebildiklerini, o da 15 Temmuz şehit ve gazilerine yöneldikleri için diğer çalışmaları yürütemediklerini, Çanakkale şehitleri için mevlüt okutabildiklerini söylediler. Bu bakanlığın kendi resmi raporudur. Ve nedenlerden bir tanesi 15 Temmuz şehit ve gazilerinin ailelerine yönelik faaliyet gösteriyor olmaları. Bir diğer neden bakanlık personelinin motivasyonunun düşük olması. Bu yine bakanlığın kendi açıklaması. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim kadınları, çocukları ve tüm dezavantajlı bireyleri korumamız için, koruma kalkanı olması için onlar adına elimizde her şey mevcut. Bütün bunlara rağmen biz tarafı olduğumuz, imza koyduğumuz ve yerine getirmekle o andan itibaren anayasal sorumluluk aldığımız uluslararası sözleşmeler artı 6.284 ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası, İstanbul Sözleşmesi, SEDAV var ve hepsinin ötesinde medeni yasamız var elimizde ve ceza yasalarımız var. Bütün bunlara rağmen kadına yönelik şiddet, çocukların istismarı ve pek çok hayvan istismarı da dahil sorunun çözümünde bir noktaya gelemiyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bireysel çabaların sesini kısıyorsunuz. Bugün Türk Tabipler Birliği'nin başına gelenler var. Ona ne kadar girilebilir ve buradan çıkarken bizim başımıza ne gelir onu bilmiyorum. Ama ne kadar söz edebiliriz bu ne programda bilmiyorum ama. Hatta, sesi kısılan STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının olduğu bir ortamda bu bizim siyasi iradeyle hemfikir olmadan, bakın sadece bu konuda söylüyorum. Biz siyasi iradeyle her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz. Halbuki şimdi, olmamız gerektiği dikte ediliyor. Gerekçe de milli mutabakat sağlanması. Demokrasiyle yönetildiğimizi iddia ediliyorsa biz hemfikir olmak zorunda değiliz. Bireysel ve toplumsal örgütlenme çerçevesinde insanlar fikirlerini beyan edebilirler. Şimdi bütün bunların olmadığı bir yerde dezavantajlı bireylere dair başarı elde etmek çok mümkün değil. Şöyle bir şey söyleyeceğim sadece ben size. Elimizde şöyle bir veri var. Dezavantajlı insanlara ilişkin sosyal hizmet götürmekle yükümlü kamu, kurum ve kuruluşları var. Baktığınız zaman denetlemelerden sonra en fazla istenildiği gibi
faaliyet göstermeyen kuruluşlar da kamu kuruluşları. Şimdi bir Alperen olayımız var biliyorsunuz. Serviste çocuk unutuldu ve yaşamını kaybetti. Çok yakın zamanda yine bir öğrenci servisinde şoför uyuşturucu kullandı. Ne olabilirdi, orada ne yaşanabilirdi hiçbirimiz bilmiyoruz. Şimdi denetimlere dair sorumluluğu olan bir bakanlık var elimizde. Bizim bu insanlarla ilişkili faaliyet göstermesi gereken. Ama bu bakanlığın baktığınız zaman bir denetim standardını koyabildiğine dair bir veri yok elimizde. Ve sorun yaşanan kurumların da başında kamu kurumları geliyor yazık ki. Şimdi hemen bunun akabinde bakanlığa dair şöyle bir bilgi vermekte yarar var sanırım. 2018 bütçesine bakıyorsunuz, 11 bakanlığın gerisinde. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçesi. Yine bütçeye bakıyorsunuz, %95'ini sosyal yardımlara ayırmış. Ama bizim önümüzde kocaman, devasa bir kadına yönelik şiddet, kadınların öldürülmesi, çocukların da artık buna dahil edilmesi gibi büyük bir sorun var. Ve bu toplumsal infiale yol açan, toplumda güvensizliği arttıran ve hepimizi yaşadığımız bu topraklarda acaba yarın ne olacağım kaygısına kapılmamıza yol açan bir şey bu. Şimdi hocam kamunun bu meseleye ne kadar dahil olmadığını tartışırken hep benim aklıma kadınlara ve çocuklara yönelik illa şiddet olması şart değil, taciz olması şart değil, herhangi bir haksızlık söz konusu olduğunda dikkat çekici bir biçimde en son konuşanın ya da hiç konuşmayanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olması şimdi, gerçeği geliyor. Mesela şu 115 evet, hamile kız çocuğu evet, meselesi. Evet, şimdi, hiç duydunuz mu Sayın Bakanı? Bakan ufak bir açıklama yaptı. Şimdi bakın orada şöyle bir şey var. Ben bir hedef olarak da söylemek istemiyorum bunu. Ama son derece objektif açıdan da bakmamız gerekiyor buna. Şimdi şöyle bir şey var. Denetim, araştırma, inceleme, soruşturma açılan 2016 yılında bakanlığın yetkisi dahilinde 271 kurum var. Kadınlara, çocuklara yönelik taciz her neyse yapılan herhangi bir şeye karşı. Ve bunların başında devlet kurumları geliyor. Bakın bunun altını özellikle çizeyim. Şimdi tabii bakanın bu kadar kolay açıklama yapamamasının en önemli nedeni bağımsız olmayış. Bir siyasi iradenin temsilcisi ve o çerçevede konuşmak zorunda. Ama şunu kabul etmemiz gerekiyor. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve diğer dezavantajlılıkla ilişkili konumda olan insanların durumları siyasetten bağımsız olmak zorunda. Sadece bu bakış açısı bile yeterli. Çünkü bu konuda başbakan önce açıklama yapıyor, sonra bakan açıklama yaptı, araştırılacağını söyledi. Ve diğer pek çok konuda da duymuyorsunuz. Ama 115 kız çocuk gibi bir şey ortaya çıkınca yazık ki bakan açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu ailelerin de araştırılacağını söyledi. Valinin açıklaması çok hazindir. Onun altını buradan çizelim tekrar. Çünkü illerde özel komisyonlar vardır. Bu tür saptanan durumların getirildiği, soruşturma açılması için karar veren komisyonlar vardır. Sosyal hizmet uzmanlarının ve diğer ilgili mesleklerin de bulunduğu. Dolayısıyla bunun nasıl göz ardı edilebildiğini kamunun bilmesi gerekiyor. Böyle bir sorumluluğu var. Siyasi iradenin bunu kamuya anlatması gerekiyor. Şimdi siyasi irade dediğinizde şimdi diyecekler ki, hep diyorlar ki işte getirip döndürüp dolaştırıp her konuyu siyasi eleştiri malzemesi, siyasi eleştiri vesilesi yapıyorsunuz. Nereden iktidarı eleştireceğinizi bilemiyorsunuz. Ama ortada bir de şöyle bir gerçek var. Mevcut siyasi iktidar sürekli olarak milli ve manevi değerler, ailevi değerler, işte maneviyat vurgusu yaparak iktidar oldu ve öyle yönete geldi Türkiye'yi. Ama bakıyoruz, en manevi ve maneviyat duygusu, vurgusu yapılacak konular kadınlarımız ve çocuklarımızla ilgili, şimdi, aileyle ilgili. Zafer bu konuda Bey, en zayıf kalan iktidarlardan. Çok önemli bir nokta bu ve onun açıklamasına da isterseniz içinden geçtiğimiz süreçte onun açıklamasını da şöyle yapalım. Bir kere şimdi Türkiye'de devlet erkek egemen.
erkek bir devlet var. Şimdi bunu kabul edelim. Fakat şöyle bir sorunumuz var şu anda. Yasal yaptırımlarla ahlak kuralları, toplumsal normlarla gelenekler, görenekler, adetler, din, devlet, erkek şiddeti arasındaki sınırlar, hatta genel şiddet arasındaki sınırlar ortadan kalktı. Yani yasal yaptırımlarla ahlak kuralları örtüşüyor aslında. Din, devlet ayrışmak zorunda ama orada bir sınırsızlık başladı. Yani bu, şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla baktığınız zaman kadınlara, çocuklara, hayvanlara zarar verenler erkekler. Ya bu insanlar bakıyorsunuz salıveriliyorlar ya da cezasız kalıyorlar. İndirim, ceza indirimleri alıyorlar. Şimdi bu yapıda baktığımız zaman eğer devlet erkek bir devletse bu haliyle, dediğim gibi yasal yaptırımlarla dinle devlet arasındaki sınırların iyice silindiği, berraklığını kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu yapıda kadına yönelik şiddet sistematik bir sahiplik, bunu çok altını özellikle çizelim, tahakküm ilişkisine dayalı erkek egemenliğini güçlendirmeye dönüştü. Maalesef böyle oldu ve bunun en ağır, vahşi görünümü kadının öldürülmesi. Daha az vahşi olanı da İhracatçılar Meclisi'nin verdiği fotoğraftaki kadının görünmezliği. En görünür, vahşi evet, görünümü öldürülmesi... Çok çarpıcı bir fotoğraftı değil mi? Diğer bilmiyorum, tarafta onu da... Onu bulup da verebilirler mi? Görünmeyen bir kadın var. Bu bir çok hanımefendi önemli ona böyle kafayı şey. Uzatmaya çalışıyor evet, kalabalığın içinde. Bu çok içinde. Doğru okumamız gereken bir şey Zafer Bey. Dolayısıyla bunu özellikle söyleyelim istiyorum. Ve bu yapı içinde bu silikleşmelerin, ayrımların, yasa, ahlak, din, devlet gibi ayrımların silikleştiği yapının içinde kadınlar bize emanet... Cennet annelerin ayağı altındadır söylemleri ile de bir hiyerarşi yaratıldı. Devletin bir hiyerarşisi var artık uzunca bir zamandır. Yani devletin hiyerarşisi aslında o toplumsal bize belletilmiş, bize dikte edilmiş evet, toplumsal hiyerarşinin de bir yansıması evet, herhalde. Tabii ki ama şöyle bir şey var, bunu da yatsımayalım ve bunun altını buradan çizelim. Böyle bir yapıdaki devletin işi çok zor. Onu altını çizelim. Çünkü bütün dünyada kapitalist sistemin içinde olduğu bir sıkıntı var. Bir problem yaşıyor kapitalist sistem. Ve kadınların çok ciddi bir değişim talebi var. Bunu hemen yanı başımızdaki İran'da görüyoruz. Sanıyorum bu Beyaz Çarşamba gibi bir şeye hazırlanıyorlar. Yanılıyorsam siz söyleyin bana. Şimdi... Erkek üstünlüğüne dayalı iktidarları, erkek üstünlüğüne hizmet eden güç ilişkilerini zorluyor kadınlar. Bunu kabul edelim. Dolayısıyla direnecektir erkek egemen devlet bu noktada. Ve bu yapıda daha çok kadın ölecektir, daha çok çocuk zarar görecektir, daha çok dezavantajlı birey zarar görecektir. Bizim toplumumuz daha fazlasını bile yaşayabilir bunları. Evet, şimdi... Kadınların daha ön plana çıkması ve bu erkek egemen anlayışa, kültüre hem siyasette hem toplumsal ilişkilerde daha fazla dengeyi değiştirmesi diyelim, o avantaj dezavantaj dengesini değiştirmesi herhalde bir toplumsal uyanışın, demokrasinin kökleşmesinin, gelişmesinin sonucunda olacak. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela batılı toplumlarla karşılaştırma yaptığımızda, Avrupalı toplumlara baktığımızda bir kere parlamentoların yapısı, bakanlar kurulu konfigürasyonu. Mesela bakıyorsunuz 5-6 Avrupa ülkesinde kadınlar savunma bakanı mevkinde. Mesela Türkiye'de kimsenin aklından bile geçecek bir şey değil. Savunma bakanlığı. Ben hep böyle aile bakanlığı layık görülüyor kadını. Çok böyle küçük kritik bir örnek vereyim onda. Bizi izleyenler hatırlarlar mı bilmiyorum. Hangi yıl hatırlayamayacağım ama Amerika'nın Irak'a çıktığı işgali sırasında İspanya'da parlamentoda kadınların sayısı neredeyse yarı yarıya oldu ve parlamentonun aldığı ilk karar şuydu. İspanya'daki Irak'taki İspanyol askerlerini çekiyoruz. Şimdi savaş ve kadın yan yana gelmiyor.
Bunu söyleyince ben tarihteki örnekleri beyni bilenler olabilir. Lafımızı unutmayın. Olabilir. Hemen şunu da hatırlatayım. Yine Irak'ın işgali döneminde zamanın Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hanımefendi de 500 ölünün kabul edilebilir rakam olacağını söyledi. Şimdi burada o zaman da bunun şöyle bir açıklaması var. Bunu da söyleyelim ve bizi izleyenler de hak vereceklerdir. Şimdi kadın olarak girmeniz çok önemli parlamentolara. Erkekleşmiş kadınlar olarak değil. Çünkü kadınlarda yazık ki şöyle bir algı gelişiyor siyasetle uğraşan kadınlarda bir süre sonra. Ancak siyasette, siyasi dünyada erkek gibi davranırsak ve erkekleşirsek var olabiliriz diyorlar ki bu konuda da haksız değiller. Çünkü maalesef başka türlü var olma olanakları yok. Oyun erkeklerin kuralıyla oynanıyor. Evet, çünkü erkekler koyuyor siyasetin kurallarını ve son yaşananları da buradan hatırlatalım. CHP'nin Ankara il de seçilmiş bir başkanı var şu anda. İstanbul il başkanı. İstanbul'da ve olanları görüyorsunuz. Erkeklerin oyununda bir kadın olarak var olmak erkekleşmeyi gerektirir diye düşünüyor kadınlar ve siyasette öyle var oluyorlar. Sadece Albright değil, Condoleezza Rice de öyledir. Erkektir onlar. Görünümleri kadın olabilir. Bizim siyasetimizden de geçmiştir böyle örnekler. Evet. Dolayısıyla bizim meclisimizde, parlamentomuzda kadın olarak bulunmanız çok zor. Ya bir erkeğin sayesinde gelebilirsiniz oraya, aileniz söz konusudur. Bir erkek ancak sizi taşır oraya. Ya da erkekleşerek gelirsiniz. Çünkü ben de 53 yaşındayım. Pek çok hükümet gördüm ama meclise girip de bir kadın olarak meclise girip de mecliste oturduğu sıraya silah koyup da konuşan kadınları da hatırlıyorum ben. Siz hiç siyasete girmeyi düşündünüz mü ya da öyle teklif geldi mi? Bana teklif gelmedi ve geleceğini de hiç düşünmüyorum. Sebebini söyleyeyim. Çünkü ben erkek değilim. Erkekleşen bir kadın değilim. Peki kadın kimliğiyle girip bu dediğiniz algıyı ya da yerleşik şeyi kırmayı hiç düşündünüz mü? Yani bu benim çok bana uygun olduğunu düşündüğüm bir alan değil. Ben çünkü çok erkekleşmekten mi korkuyorsunuz? Evet evet öyle bir korkum da olabilir. Hiç sanmıyorum kendime dair öyle bir korkum yok Zafer Bey. Ben o tuzağa düşeceğime inanmıyorum ama benim alanım değil. Ben iyi bir yas danışmanı olmaya çalıştım. Yaşadıklarımdan sonra yaşam bana bunu getirdi ve ben onu alıp kabul ettim. Yas danışmanlığı yapıyorum, aile danışmanlığı yapıyorum ve ben bir akademisyenim, öğrenci yetiştiriyorum. Üstelik de bu konuştuğumuz konularda atanma bekleyen ve son 10 yılda son derece sayıları mantar gibi artan sosyal hizmet bölümlerinden ve büyük bir çeşitlilik de var biliyoruz. Sosyal hizmet çok siyasi de bir alana dönüştü Türkiye'de, politik bir alana dönüştü. Farklı ekollerden mezun veren de bir alana dönüştü. Ama hepsinin ne olursa olsun amaçları dezavantajlı insanları korunması ve onlara yönelik yardımların gerçekleştirilmesi. O insanların yetişmesine katkıda bulunmaktan başka bir amacım yok daha, şu anda. Daha iyi bir düzlemde mücadele ediyorum diyorsunuz. İzninizle burada bir soluklanalım. Bir kısa araya gidelim. Saatlerimiz 19.55'i gösteriyor. Seyir Alem'desiniz. Cem TV'de bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile birlikte kadınları ve çocukları toplumun dezavantajlı kesimlerini konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bu kış hiç üşümeyeceksiniz. Çıktığınız tüm maçları yorulmadan kazanacak. Soğuk dağların zirvelerine zorlanmadan tırmanacaksınız. Her savaştan burnunuz bile kanamadan galip çıkacak. Parmağınızı kıpırdatmadan süper kahraman olacaksınız. Kötü yaratıkları, hayaletleri ve azılı düşmanları bir çırpıda alt edecek. Aşkınızı
kolayca mutlu sona ulaştıracaksınız. B-Smart Beam kanallarıyla kışın tadını evinizin sıcaklığında doyasıya çıkaracaksınız. B-Smart her televizyona şart. Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan, çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi, bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu setle yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir.
Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan, çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler, haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu sette herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon 0212 625 1818 reklam@cemmedya.com. Cem TV'den tekrar merhabalar. Seyri Alem programını seyrediyorsunuz. Bu akşamki Seyri Alem konuğumuz Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu. Toplumun dezavantajlı kesimlerini, yaşamı, barışı, hayatı ve dezavantajlı kesimlerin maruz kaldıkları şiddeti, itilmişliği, ihmal edilmişliği ve kurban edilme durumunu konuşuyoruz. İlk başta ilk yarım saatlik bölümde bireysel şiddeti, aile içindeki şiddeti ve bu konuda kamunun tavrını ya da tavırsızlığını konuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha toplumsal şiddete eğilmek istiyoruz. Şengül Hanım, şimdi tabii işin toplumsal boyutu, toplumsal yaşamda maruz kaldığımız şiddet var. Sadece kadınlara, çocuklara değil ama genelde bir şiddet eğilimi, bir toplum olduğumuz gerçeği var. Bu tabii dezavantajlı kesimlere bir bambaşka bir boyutta yansıyor herhalde. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, şiddet uygulayanları bir ötekileştirme var. Ama bunu şöyle söyleyelim. Bir kere şunu kabul edelim. Güçlü olanlar kendilerini ifade etmek için şiddet uygular hale geldiler. Türkiye'de bir iletişim biçimine dönüştü şiddet. Ve şöyle tanımlıyoruz. Şiddet uygulamışsa birisi ya cinnet getirdi diyoruz ya bu akıl hastasıdır diyoruz. Şimdi bu bir ötekileştirme. Hem akıl sağlığı zarar görmüş insanları siz bir töhmet altında bırakıyorsunuz, etiketliyorsunuz. Hem de bu insanlara bir çıkış yolu yaratıyorsunuz. Bu yanlış. Bir kere bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Ve yaşadığımız şiddet bireysel şiddet değil. Bireysel şiddet gibi görünüyor. Münferit olaylar değil. Bütün toplumu etkisi altına alan olaylar bunlar. Örneğin bir annenin ayrılmak üzere olduğu eşi evlatlarını öldürdü ve kendisini de öldürdü. Şimdi burada sadece o anneye zarar vermedi, hepimize zarar verdi. Bizim toplumda bir olma, bir toplumda güvenle yaşama duygumuzu alaşağı eden şeyler bunlar. Şimdi bir kaotik durum da söz konusu. İşte içinden geçtiğimiz bir süreç var şu anda ama ondan öncesine baktığımızda Türkiye sıklıkla terör olayları yaşayan bir ülke. Adalet sisteminin işlemediğine zaman zaman tanıklık ediyoruz. Az önce söyledim, hukuk, gelenekler, din, devlet, bunlar arasındaki sınırlar silindi ve çok önemli bir şey var, bunun altını çizelim. Hepsi idari bir yerde toplandı. Bu işlevler idari bir yerde toplandı. Şimdi bu
hayır böyle değil deniyor mu? Biz fiilen bunu gözlemliyoruz. Ve fiilen bunun yasal bir şekle dönüşeceği günlere doğru da gidiyoruz sanırım. Bunu artık herkes görebiliyor diye düşünüyorum. Şimdi bu durumda bu kaotik bir şey demek, kaotik bir durum var bu açıdan. Türkiye'de şiddet bir sorun çözme biçimi ve kaotik zamanlarda şiddet artıyor yazık ki. Bunu gözlemliyoruz hepimiz. Bir de herhalde hocam şiddeti sadece yumruk, sopa, muşta, silah olarak algılamamak lazım. Tabii kullanılan ki, dilde de şiddet. Dilinize de yansıyor. Şuraya getireceğim tabii lafı. Ki. Devletin en tepesinden evet, başlayarak evet, evet. Bir bu, şiddet üslubu, bu, dile yansıyan, tavra yansıyan, ezeriz, bu geçeriz. Bir, bu bir strateji tabii ki. Tabii bu bir strateji ve bu toplumun davranış biçimine de etki ediyor. Yani rol model olarak belirleme. Toplumun davranış biçimine evet rol model, öykünme olabilir, etkiliyor ama aynı zamanda toplumu yönetmenin de bir stratejisi, sindirmenin de bir stratejisi, toplumu sindirme stratejisi. Bugün bir meslek örgütümüzün başına gelenleri biliyoruz. Dolayısıyla kültürel olarak siz bu tür söylemlerle şiddetin kültür haline gelmesini de sağlıyorsunuz. Bu tehlikeli bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. Sürekli bir parmak sallama üslubu. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu stratejiyi benimseyenler açısından da tabii ki ağırlıklı olarak da toplum için çok tehlikeli bir şey. Şimdi bu çok etkili ama yanı sıra bütün bu söylemler, içinden geçtiğimiz kaotik süreçler ama toplumun sosyoekonomik yapısı da çok etkili yazık ki. Bunun da altını çizelim. Birey tek başına sizin söylediğiniz gibi tek başına şiddetten birey sorumlu değil. Eğer artan biz şiddeti bir toplumsal bozulmadan da kaynaklanan şiddeti akıl sağlığı sorunu olarak değerlendirirsek, sosyoekonomik nedenleri göz ardı edersek, adaletsizlikten, yolsuzluktan konuşmuyorsak biz şiddeti görmezden geliyoruz demektir. Bu daha da tehlikeli. Şimdi siz hem şiddeti bir yönetsel strateji olarak benimseyeceksiniz söylemde ya da eylemde. Dedik ya hani idari bir tek bir idari yapıda toplanma. Siz bunu hem bu şekilde bir strateji olarak benimseyeceksiniz ama aynı zamanda şiddeti yaratan kaynakları da dikkate almayıp bunu da bir akıl hastalığı ya da canavar ruhluluk olarak tanımlayacaksınız. O zaman şiddeti görmezden geliyorsunuz. Şiddet bir suç oysa. Hep bir gerekçelendirme, evet. Hep bir bahane bulma arayışındayız. Şiddet bir suç ve yazık ki güç kimdeyse şiddet oradan çıkıyor. Hedefi kadın ya da hedefi zayıf olan insanlar olabilir. Sindirmek, toplumsal alanlardan bu insanları çıkarmak amacıyla yapılıyor. Şimdi bakın ne yapıyorsunuz böylece? Sadece kadın için değil. Eğer şiddeti hem bir strateji olarak benimserseniz, hem kaynaklarını görmezden gelirseniz şiddeti görmezsiniz. Ama şiddet varlığını sürdürmeye ve güçlenmeye devam eder ve ortaya şöyle bir şey çıkar. Siz böylece ucuz işçiliği, ev içi hizmeti, cinsel köleliği, ayrımcılığı, yoksulluğu sürdürülebilir hale getirirsiniz. İş yerlerinde mobbingi. Maalesef. Ve çok zor zamanlardan geçiyoruz. Kaotik derken az önce sadece yanı başımızda yaşanan çok sıcak savaş değil, biz sayıları 5 milyona yaklaşan mültecilerin de bize sığındığı bir ülkeyiz. Ve oradan kaynaklanan sosyal sorunlarımız da var. Dolayısıyla biz şiddeti görmezden her iki türlü gelirsek sonuçları çok ağır olabilir. Şöyle bir şey var. Kente göç durmuyor. Mülteci sorunumuz var. Ve büyük kentler büyüdü, iyice büyüdü. Ve güç dengeleri özellikle erkek egemenliği için de sarsıcı hale geldi. Çünkü kapitalist sistem, ataerkillikten gücünü alan kapitalist sistemde sarsıntılar geçirmeye başladı. Artık öyle bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla erkeğin gücü tehlikede, şiddet o yüzden daha da artacak bu ortamda.
bunun altını çizelim diye düşünüyorum. Şiddetten söz ederken bütün sorunların şiddetle, zor kullanarak, cebirle halledilmesi gerektiğine inanan bir kültürel geri planı var bu toplumda. Evet. Yani bu bölgenin ya da bu coğrafi bölgenin, işte Orta Doğu'nun kültüründe de bu var. Ama maalesef bizim siyasi kültürümüze de çok hakim. İşte siyasette kongrelerin, kurultayların yaşanış biçimi, siyasetçilerin birbirlerine hitap ediş biçimi, uluslararası sorunları hep böyle tehditle, cebirle çözme eğilimi. İşte en son şu Suriye meselesinde bir kısım insan, Türkiye'nin belki de hatırlı sayılır nüfusu, belki de bu konunun savaşla çözülmemesi gerektiğini, belki diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini, belki bugüne kadar yapılan siyasi diplomatik hataların sonucunda buraya gelindiğini söylemeye neredeyse korkar hale geldi. Çünkü bu hemen terörizmle kol kola girme anlamında değerlendiriliyor. İşte Türk Tabipler Birliği'nin başına gelen bu sabah şafak vakti evlerinden toplanıyor. Ofislerinde, hastanelerinde filan aramalar yapılıyor ve doktorlar toplanıyor. Ve devletin en tepesinden çıkıp, ne yani akademisyen olmuşsan bir artı değerin mi var? Doktor olmuşsan, sanatçı olmuşsan bir artı... Tabii ki artı değeri var. Yani bu artı değeri nasıl yatırsınız diye sormak istiyorum. O insanlar kolay yetişmiyorlar. Bakın tıp eğitimi, herkes biliyor bunu mutlaka. Ama bizi izleyen ve çocukları tıp eğitimi almış olan aileler var. Çok meşakkatli bir alan. Çok zor yetişiyorlar. Ve çok kutsal bir alan. Bir de öyle bakmamız lazım. Çünkü insan yaşamı için çaba sarf ediyorlar ve bu hassasiyeti taşıyor olmaları da bu yapıda çok doğal. Şimdi bunu görmek lazım. Söyledikleri de şu hocam, hatırlıyorum. Gördüm. Savaş bir halk sağlığı sorunu. Halk sağlığı sorunu. Bunun çünkü neresi teröre destek verme? Oradaki halk sağlığı sorunlarını biz hepimiz biliyoruz. Yanı başımızda birkaç senedir olanlardan dolayı orada yaşayan çocukların, kadınların neler çektiklerini çok iyi biliyoruz. Evet, bir halk sağlığı sorunu ama bunu tabii hangi gözle değerlendiriyorlar onun yorumunu da ben yapmayayım isterseniz. İşte, sonra aynı kaderi paylaşmayalım. Bakın ne güzel yansıdı cümlelerimize, değil mi? Evet, yani savaşa karşı olmanın terörden yana olmakla özdeşleştirilmesi kadar mantıksız bir izahını göremiyorum bunu. Tabii burada yaratılan algıyla değerlendirildiği için o bağlantıyı kolaylıkla kurmanız mümkün. Kurabilirler yani. Şimdi kadınlardan ve çocuklardan söz etmişken her anlamda fırsat eşitsizliği meselesine herhalde girmemiz lazım. Eğitim bunların başında geliyor. Şimdi herhalde. Tabii şöyle bir şey var. Biz az önce konuşurken ondan söz edemedik yazık ki. Eğitim de bununla tabii çok ilişkili. Şimdi yapılan çalışmalar bize şunu söylüyor. Bütün araştırmalar. Kadınlar niye ölüyor? Bir kere bundan bir söz edelim. Bir numaralı neden, namus. Ama bu zaman, şöyle söyleyelim, olgulara da baktığımızda aslında iyi bir bahane. Böyle söylediğiniz zaman cezai indirim alabiliyorsunuz. Ceza indirimi alabiliyorsunuz. Ya da ihal. Buna bir de ihal eklenirse ceza bile almayabiliyorsunuz. Güzel bir kravatla çıktığı zaman hakimin önüne etkileniyor hakimlerde. Yani o da işin ayrı tarafı. Bir başka neden var. Namus cinayeti önemli. bu bir şey, öldürme nedeni namus. Bir diğer neden kıskançlık. Bu da tahrik kısmına giriyor. Tahrik nedeniyle öldürme kısmına giriyor. İlk üçü sayıyorum. Bir diğer neden de benim erkekliğime laf söylendi. Yani erkeğin egemenliğinin, üstünlüğünün sürdürülmesi de bir dolaylı neden olarak önünüze geliyor. Şimdi bütün bunlar bize bir şey söylüyor. Erkeğin kadını mülkleştirdiği bir süreçteyiz biz. Biz devlet de erkek dedik. Bu yapıyla bakınca devlet de aynı gözle bakıyor kadınlara. Dolayısıyla aslında kadını bu gözle görmenin 6000 yıllık bir geçmişi var. Çok yeni bir şey değil. Ama ne yazık ki kültür tabii ki çok etkili ama bizim ülkemizde birbirini destekleyen kız erkek ayrımcılığı, kadın erkek eşitsizliği ne
zemin hazırlayan pek çok faktör var. Bakın, bu konuda bu kadar hassasiyet gösteren bir iktidar, 6 yaşındaki kız çocukları evlendirilebilir diyen insanların evine baskına gitmiyor. Ya da onları, onlar hakkında herhangi bir bu söylemlerinden dolayı cezai işlem yapmıyor. Niye? Çünkü lafınızı unutmayın. Hemen orada o Diyanet parantezini açmak zorundayım. Çünkü bir kamu kuruluşu, başbakanlığa bağlı bir kamu kuruluşu kendi internet sitesinde bir fetva hattı açmış ve orada bunları caiz gören, bunlara cevaz şimdi veren mütalaalara yer veriyor. Benim yüzüm kızarıyor okurken. Kaldırdılar sonra biliyorsunuz internet sitesinden. Fakat tabii önemli bir noktaya gidiyor bu söylediğinizde. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Diyanet İşleri'nin konumu da çok enteresan Türkiye'de. Baktığınız zaman 13 bakanlıktan daha ilk sırada bütçe olarak, bütçesi çok büyük bir kurum. Ben onu şöyle tanımlıyorum, bir sosyal politika bakanlığı olarak faaliyet gösteriyor aslında Diyanet İşleri Başkanlığı. Çünkü zaman zaman bakıyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na önerilerde bulunuyor. Zaman zaman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, zaman zaman Sağlık Bakanlığı'na veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na etkide bulunabilecek önerilerde bulunuyor. Aktif bir sosyal politika bakanlığı gibi görev aslında yapıyor. Aslında yaptığı birçok şey anayasanın temel ilkelerinden biri olan laikliğe taban tabana zıt faaliyetler. Örneğin anne sütü bankasının kurulmasına dair fetva verebiliyor rahatlıkla. Ne gibi fetva vermiş onu merak ettim. Orada şöyle bir şey var. Dinen uygun olmadığını anne sütü bankasının. Oysa prematüre bebek ölümlerinin yüksek olduğu bir ülkeyiz. Prematüre doğumlar ve bebek ölümlerinin bu anlamda yüksek olduğu bir ülkeyiz. Yani caiz değildir diyor. Değildir başkasının diyor. Sütünü başka evet, bir çünkü çocuğun. Çünkü o diyor kardeşliğe yol açar diyor. Süt verme olmaz deniyor. Yani çok detayları bilemiyorum o terminolojiye sahip olmadığım için. Ya da çok basit bir örnek müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi, sosyal cami projesi var biliyorsunuz. Çok bunlar hemen hatırıma gelenler benim ve gençlerin orada işte zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması. Şimdi bu tabii bana başka bir şey düşündürtüyor. Bunun dünyada örnekleri var. Evangelist yapılar böyle faaliyet gösteriyorlar. Ve Diyanet İşleri'ne de ayrılan bir bütçe var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Aile Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan çok daha fazla bütçesi olan bir yer. Dolayısıyla konumu bu anlamda oldukça tartışmalı. Ya da bizim gözümüzden tartışmalı. Aslında belki, şimdi bu Diyanet'i konuşuyoruz ama, belki aslında akıllı bir siyasi irade, tam da bu mekanizmayı yani Diyanet'in toplumdaki saygınlığını, etkinliğini pozitif yönde kullanmaya kalksa belki faydalı da olabilir. Yani tamam çıkması lazım dinin toplumsal hayatı. Son derece güvenilir bir kuruma dönüşmesini destekleyebilir evet, siyasi irade. Olabilir. Ama bunu neden yapmadıklarına dair bizim bir şey söyleme bilmiyorum yani onu bilemeyiz. Niyet okumak ya da zihinleri okumak olabilir. O yüzden söyleyemeyiz. Neden o şekilde değil de başka amaçlarla faaliyet gösteriyor? Onu anlamış değilim halbuki ben de açıkçası. Halbuki işte şu anda baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla kalkıp işte okullara vaaz anlamına gelebilecek işte eğitimler verilmesi, hatta ev ziyaretleri ya da başka işte tür ziyaretler. İşte sosyal cami projesinden evet, kastettiğim buydu. Buraya kadar giriyor. Yani tam tersi Diyanet yapılsa. Diyanet'in bugün esas işlevi Türkiye'de, onun altını çizelim, sosyal politika yapıcılık. Ama bu bizim anladığımız sosyal devlet sosyal politikası değil Zafer Bey. Bunu söyleyelim. Toplumun sosyal yaşamına İslami yaşam adı altında net bir müdahale var. Bu, ben buna bir teknolojik tabirle arayüz olarak faaliyet gösteriyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet, sosyal politikanın, sosyal hizmetlerin inanç eksenli bir biçimde yapılandırılmasına biz tanıklık ediyoruz.
Peki gelelim şimdi işin çözüm tarafına, yani çözüm arayışı tarafına. Şimdi kuşkusuz sizin gibi değerli akademisyenler hayatın her alanında, toplumsal yaşamın her alanında bu baskıyı, bu dezavantajlılığın olumsuz etkilerini birebir hissetmiş insanlar. Yani kadınlar, kadın akademisyenler, kadın gazeteciler, kadın bilim insanları, iş insanları. Bu konuda sizce yeterince bu mücadele gerekliliğinin farkında ve bilincinde mi? Örgütlenmişlik düzeyi nasıl? Eminim bu konuya da siz çok kafa yormuşsunuzdur şöyle, bir akademisyen olarak. Bu konuda gerçekten çok fazla çalışan insan var ve çok iyi bir kaynak var Türkiye'de, iyi bir insan kaynağı var. Kadının güçlenmesi, bu yaşadıklarımızın çözümüne dair neler yapılacağına ilişkin. Ayrıca bugün Kalkınma Bakanlığı'nın her 5 yıl için kalkınma planları var. Ve oralarda görev alan akademisyenler var. Raporlar hazırlanıyor ve önerilerde bulunuluyor. Ama bunların ne kadarına erişilebiliyor, bu hedefler ne kadar tutturulabiliyor, orada sorunlarımız var yazık ki. Kafa yoran çok fazla insan var. Çok fazla kadın sivil toplum kuruluşu var. Ama tabii bizim şöyle bir sorunumuz var. Bizim kamu kurumlarında işlevselliğe ihtiyacımız var. Bizim yasalarımız var. Sadece bunlara uygulanışına dair bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ama bu ancak siyasi iradeyle işbirliği yapılırsa gerçekleştirilebilir. Yoksa biz çaba sarf ederiz ve sonuç alamayız. Bakın kadın cinayetlerini önleme platformu. Ne kadar olayları takip ediyorlar ve onların söylediklerini ben size söyleyeyim. Buradan Gülsüm Kava'da izninizle selam ve sevgilerimi iletmek isterim. Yarın akşam da onun programında olacağım. Onlar şöyle söylüyorlar. Biz kamu oyunun gündemine gelen davaları izlediğimizde yasa gereği ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Ama izleyemiyorsak, kamuoyunun gündemine gelmiyorsa bu şiddet olayları, orada sonuç alınamıyor diyorlar. Bu kötü bir şey. Bu çok kötü. Dolayısıyla medyaya da önemli bir görev düşüyor. Çok önemli bir görev düşüyor. Ve mümkün olduğunca bu haberleri duyurmak gerekiyor. Çözüm işbirliğinden geçiyor Zafer Bey. Tabii. Ve karar verme mekanizmasında daha fazla kadın olmasından geçiyor. Bakın Diyarbakır'da mıydı tam hatırlamıyorum. Kız kendi kızlarına tacizde bulunan bir babayı hakim ağır bir cezaya çarptırdı. Kadın hakimdi ama. Şimdi adalet sisteminin meseleye bakışı çok önemli. Nerede iyi hal yapacağını, iyi hal uygulayacağını çok iyi bilmesi lazım. Bizim şöyle bir sorunumuz var. Özellikle kadınlara, çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve şiddet olgularının yargılanmalarında ve cezaların belirlenmesinde konuya dair uzman karar verme mekanizmasında uzman insanlara ihtiyacımız var. Sayıları yok denecek kadar az. Ve az önce de söylediğiniz gibi herhalde koordinasyonu, yani eş güdümün çok büyük bir önemi var. Yani akademik çalışmalar yapılması tek başına yeterli değil. Medyanın bu konudaki farkındalık anlamında çabaları tek başına önemli değil. Tek başına yeterli değil. Ekonomi alanında, işte siyaset alanındaki belki seslerin yükseltilmesi tek başına yeterli değil. Siyasetin de bu konuda itici bir rol oynaması lazım. Siyaset derken kamu otoritesini kastım. Evet, kamu otoritesinin siyasetten bağımsız davranması gerekiyor. Bu konu çok önemli ve özel bir konu. Bu konuda siyasetten bağımsız davranması gerekiyor ama yazık ki öyle olmuyor. Her şeyin içine siyasetin bulaştığı. Çünkü sosyal yardımların da yönlendirildiği ya da düzenlendiği bir kesim, dezavantajlı kesim. Dolayısıyla orada farklı bir bakış açısı oluyor. Ama şimdi bakın başka bir şey var. Örneğin Türkiye'de kadın sığınma evlerinin sayısı yeterli değil ve bu sıklıkla dile getiriliyor. Şöyle bir örnek var. Bakın kayyum atanan bir belediye. Onun ne olduğunu ben söylemeyeyim. Herkes biliyor zaten. Ama atanan kayyumun yaptığı ilk işi söyleyeyim mi? Bakın internete girsin hemen herkes görebilir. O belediyenin açtığı kadın sığınma evini kapatıyor.
Şimdi yerel yönetimlerin böyle bir sorumluluğu var. Kamunun ayrıca var. Bunların denetlenmesi önemli. Ama oralarda kimlerin neler yaptığı, görevleri nasıl yerine getirdikleri çok önemli. Çünkü kadın sığınma evleri önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Sadece 2017 yılında 53 bine yakın kadına koruma kararı çıkarılmış. Ve bunların bir kısmı, çok az bir kısmı kadın sığınma evlerine alınabilmiş. Şimdi bu çok önemli. 53 bine yakın büyük bir rakam Zafer Bey. Ve bunların önemli bir bölümü korunamayıp sokak ortasında ya da işte evlerinde öldürüldüler. Neden? Aşk cinayeti. Öyle bir şey olabilir. Aşktan cinayet çıkabilir mi? Ya da boşanmak istediği için öldürüldü. Bakın dünya kolaylıkla boşanabiliyor. Batı toplumu kolaylıkla boşanabiliyor. Ama bizde boşanamıyor insanlar. Ölüyorlar. Boşanmak istediklerinde ölüyorlar. Bir de galiba son düzenlemelerle işte bir ara bulma, işte o çok önemli. Ama orada şöyle bir şey var. Ara buluculuktan, aile ara buluculuğundan anladığımız ve yansıttığımız şu. Boşanmak isteyen bireyleri bundan vazgeçirmek. Evet. Hayır. Amacımız o değil aile ara buluculuğunda. Teşvik etmek de olmamalı ama tabii vazgeçirmeye çalışmak da olmamalı herhalde. Büyük yanlış. Amaç o. Aile bu ara buluculuğundaki amaç şu. Çocuğun yüksek yararı için eşlerin, çiftlerin birbirlerinden sulh içinde ayrılarak çocuklarının ve kendilerinin zarar görmesini önlemek. Bu kadar basit. Ama bu bizde şöyle algılanıyor. Boşanmaktan vazgeçirmek. Şimdi ailenin güçlendirilmesi ve boşanmaların önlenmesi meclis komisyonu kuruldu. Şimdi ve hep şu söyleniyor. Yüzde şu kadar insan evleniyor bir yıl içinde, şu kadar insan boşanıyor. O evlenenler boşanmıyor ki. Genel olarak evli insanlar ayrılıyor ve şu söylemden artık vazgeçmesi gerekiyor insanların. Şimdi buradan da boşanma taraftarı gibi biri gibi olduğum anlaşılmasın. Öyle yorumlayanlar da olacaktır tabii ki. Ama yürümeyen evliliklerde yetişen çocukların kuracakları yaşamların hiç de iyi olmadığını ya da kurdukları yaşamların gözlemliyoruz biz. Bir de hocam tabii yürümeyen evliliklerin en fazla da kadına zarar verdiği gerçeği var. Yani onu da kabullenmek lazım. Yani tabii ki genel anlamda hani moral bağlamda baktığımız zaman tamam huzursuz, mutsuz aile falan gibi ama kadına da bizzat zarar verdiği gibi bir şey var. Mesela yürümeyen evliliklerin pek çoğunda kadının çalışmak istemesi, ekonomik bağımsızlığını elde etmek istemesi gibi bir gerekçe ya da bir neden var. Ona engel olunma durumunun devamı gibi bir neden var. Siz dolayısıyla aman aile birliği korunsun da boşanma gerçekleşmesin diye kadına zarar veriyorsunuz. Evet, şimdi ama işte aile birliğinin korunması, ailenin korunması kanunu, kanunun adı bile öyle. Ailenin korunması ve kadına yönelik ve oluyor yani. Aileyi koruyacaksınız önce. Bu değil. Bir kere zihniyet dediğimiz şey bu işte. Burada başlıyor. Zihniyet değişmeden de bu sorunların çözümü zor görünüyor. Onun altını bir daha çizelim. Gelip evet. Zihniyette... Evet. Ama siyasi iradenin zihniyeti. Tabii. Önemli olan bu. Siyasi irade de demokrasisi çok gelişmemiş bizim gibi toplumlarda. Daha net ifade edeyim, pek gelişmemiş bizim gibi toplumlarda da siyasi irade ya da iradesizlik. Siyasi iradeyi elinde tutan insanların zihniyetiyle özdeş ne yazık ki. Dilerseniz bir daha bir soluklanalım hocam. Saatlerimiz 20.29'u gösteriyor. Cem TV'de Seyri Alem programını izliyorsunuz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile aileyi, çocuğu, kadını, toplumun dezavantajlı kesimlerini ve bu sorunların altından toplumsal olarak nasıl kalkabileceğimizi konuşuyoruz. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Ayna ayna, söyle bana evimi bu kadar güzelleştiren başka 75'lik var mı bu dünyada? Var tabii. Winhouse'la benim de salonum aydınlık, manzaram geniş. Evim güvende, param da cebimde. 6+1 yalıtım odacığı sayesinde. Bu mükemmel pencereye sahip olmak sizin de hakkınız. Winhouse. 75'likte son trend.
bu kış hiç üşümeyeceksiniz. Çıktığınız tüm maçları yorulmadan kazanacak, soğuk dağların zirvelerine zorlanmadan tırmanacaksınız. Her savaştan burnunuz bile kanamadan galip çıkacak, parmağınızı kıpırdatmadan süper kahraman olacaksınız. Kötü yaratıkları, hayaletleri ve azılı düşmanları bir çırpıda alt edecek, aşkınızı kolayca mutlu sona ulaştıracaksınız. B-Smart Beam kanallarıyla kışın tadını evinizin sıcaklığında doyasıya çıkaracaksınız. B-Smart her televizyona şart. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon. 0212 625 18 18. reklam@cemmedya.com. 96.4 Cem Radyo. Dostun gül cemali cennet tir bana, ne çare ayrılık geldi. Müziğin evrenselliğiyle insanları buluşturan Mehmet Ekici ile Türkülerin Diline bu hafta Cem Çelebi ve Yağmur Yalçın konuk oluyor. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Bir bulut var karı beyazım, sevdam Türkülerin Dili bugün 21.30'da Cem TV'de. İçinde itibar görerek yaşamak her yaşlı bireyin hakkıdır. Görmezden geldiğiniz geleceğiniz. Yaşlıları görün. Güzel sesi ve hoş sohbetiyle evlerinize konuk olan Gönül Kahraman'la Gönülden Gönüle'ye bu hafta Turan Parlak konuk oluyor. Allı turnam bizim ele varırsa. Gönülden Gönüle yarın 21.30'da Cem TV'de. Ya aç kalırsak? Dünyada her yıl yaklaşık 12 milyon insan açlıktan ölüyor, gıdaya ihtiyaç her gün biraz daha artıyor. Çiftçimiz üretiyor. Ülkemiz insanını ve 35 milyon turisti doyuruyor. 17 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Ülkemiz doğal afetler nedeniyle zor bir üretim yılı geçiriyor. Ancak eli öpülesi çiftçilerimiz her şeye rağmen üretiyor. Binbir emeğin ürünü, her tanenin kıymetini bilelim, israf etmeyelim. Türkiye Ziraat Odaları Birliği.
Cem TV'den tekrar merhabalar. Saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Cem TV'de Seyri Alem'de bu akşam kadınları ve çocukları konuşuyoruz. Yaşamı konuşuyoruz, barışı konuşuyoruz ve toplumun dezavantajlı kesimlerine nasıl destek olunabileceğini, onların bu dezavantajlı konumdan nasıl kurtulabileceğinin çarelerini konuşuyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Şengül Hablemitoğlu. Hocam şimdi kadına ve çocuklara yönelik şiddeti her türlü dezavantajlı yani kurban konumunda olan kesimlerin uğradığı şiddeti önlemek için cezaların, yasaların aslında yeterli olduğunu konuştuk ama bir yandan da hani toplumun haleti ruhiyesinde geleneksel olarak şöyle bir şey var. Sallandıracaksın üç tanesini. Işte bak yazık, nasıl çözülüyor diye. Daha fazla şiddetle, daha fazla cebirle meselenin çözülebileceği anlayışından da uzak durmak lazım herhalde, değil mi? Yani şu burada da tabii şunu söyleyelim. Bu son çocuklarını öldüren bir baba ve intihar eden bir baba var ve annenin haykırışları var. Orada kamunun en üst düzey yetkilisi tarafından idam dillendirildi tabii ki. Ama idamda pardon yok. Dolayısıyla caydırıcı bir yanı olmayacaktır bu konuda. Çünkü bunu hazırlayan koşullara dair bir düzenleme yapmadığımız sürece idam caydırıcı olmayacaktır. Bakın çok basit bir şey yapıyorlar. Yapılmış bir araştırma var İngiltere'de. Şiddetle karşılaşan bir kadın acil durumda erişebileceği 100 sterlin varsa şiddete uğrama oranı azalıyor. Şimdi ekonomik güçle çok ilişkili. Az önce sosyoekonomik düzey durum dedik. Sosyoekonomik koşullar dedik. Eğer düzenlemeler yapılacaksa böyle düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bakın silah satışlarında, silah edinmede bir sorun var Türkiye'de. Bir kadının evinde ya da herhangi bir insanın şiddete maruz kalma oranı, darp gibi bir şeyle karşılaşma oranı, eğer geçimsiz bir ortam falan varsa 5 kat ama silah varsa evde 8 kat artıyor cinayet işleme olasılığı. Bireysel silahlanma. Şimdi idam çözüm mü? Hayır. Bunları düzenlemezseniz ve mevcut yasalarınızı ve elinizde olan sizi elinizi rahatlatacak imza attığınız uluslararası sözleşmeleri benimsemezseniz, bunların dışında davranırsanız eğitimde, çalışma yaşamında kadın erkek eşitliği ve fırsat kadın ve erkek fırsat eşitliğine yönelik düzenlemeleri yaşama geçirmezseniz idam çözümü olmayacaktır ki. Şimdi bunu söylediğiniz zaman hemen şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Muhtemeldir ki şimdi sizi duyanlar öyle diyecektir. Efendim hem bir yandan şiddet önlensin diyorsunuz hem de bir yandan asalım bunları deyince karşı çıkıyorsunuz. Zafer Bey, çelişmiyor mu diyecek. Ben size burada çok öznel bir şey söyleyeyim. 2002 yılının 18 Aralık'ında benim eşim evimizin önünde öldürüldü. Şimdi bunu bilmeyen yok. Ama ne ben ne de bugün 27 ve 26 yaşında olan iki kızımız şunu söylemedik ve söylemeyeceğiz de. Kimler yaptıysa bulunsun, hukuk çerçevesinde cezalandırılsın ve biz bunu görelim. Ama onlar öldürülsün, idam edilsin demiyoruz. Şimdi işte bu anlayışın örnek alınması, bu anlayışın kıstas alınması çok önemli. Bu ülkenin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri, en büyük kıymetlerden biri. Pırıl pırıl bir bilim adamı. Ülkeye hizmet etmiş ve belki çok daha hizmetleri dokunabilecekken o en verimli çağında sokak ortasında hayatına son verilen Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu. Buradan rahmetle ve minnetle analım. Şengül Hanım'ın ve evlatlarının gözleri önünde hayatını kaybetti ve bunu söyleyebiliyor Şengül ve Hanım. Ve bizim durumumuzda olan ailelerin hemen tümü de size aynı şeyi söyleyecektir. Bakın bu bir can almak. İnsan eliyle can almak değil. Hukuk devleti. Birebir tanık olduğum için söyleyebilirim. Devleti. Sayın Sibel İpekçi ile konuşmuşluğum var bunu. Sayın Nilüfer Kışlalı ile konuşmuşluğum var. Güldal Mumcu Hanımefendi ile konuşmuşluğum var. Hepsi aynı haleti ruhi içindeler. Çünkü çözümün demokrasiden, çözümün eğitimden, çözümün daha
ileri bir toplum olmaktan geçtiğinin ama çözümün dar ağacından geçmediğinin farkındalar. Bakın biz cinsiyet eşitliğine baktığımızda her yıl birkaç sıra daha geriye gidiyoruz. Uluslararası ölçekler içerisinde baktığımızda. Okullaşma oranlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Kız çocukların okula devamlılığını artırmaya çalışıyoruz. Ama bunlar diğer olumsuzlukları önleyememenin yanında güdük kalıyorlar. Başarılı olamıyorlar. Dolayısıyla biz şiddeti hazırlayan ve toplumsal şiddete dönüşen koşulları, sosyoekonomik koşulları görmezden geldikçe bırakın idamı başka bir şey bulsanız yine çözüm üretemeyeceksiniz. Doğru değil çünkü. Çözüm değil çünkü. Az önce çok önemli bir konuya girdiniz hocam. Lafın arasında kaynamış olmasın diye kısaca da olsa tekrar dönelim istiyorum. Bireysel silahlanmanın bu şiddeti özendirici ve şiddeti kolaylaştırıcı bir yanı da var. Yani çekip vuruyor. Çok kolay. Hemen orada cezayı infaz ediyor. Baba, erkek kardeş, işte dayı, amca, enişte, aile içindeki bir erkek birey. Hatta küçük erkek çocuk evde şiddeti bu infazı gerçekleştiriyor. Silah olabilecek herhangi bir şey, silaha dönüştürülebilecek herhangi bir şey de insanlar araçlarında böyle şeyler taşıyorlar. Şimdi çözüm şiddet olarak görünüyor insanlara. Bu çok önemli. Bakın bugün yine bir olay vardı. Trafikte bir tartışma yaşanıyor. Sanıyorum bir kadın ve diğer başka sürücüler. Ve o insan evine kadar takip ediliyor. Ve darp ediliyor sanırım. Şimdi çözümü şiddet olarak görüyorsunuz. Çözümü hukuk ve adalet sistemi olarak görmüyorsunuz. En başta söylediğim noktaya geliyoruz. Yasal yaptırımlar, ahlak kuralları, toplumsal normlar, gelenekler, din, devlet, bunlar arasındaki sınırların bulanıklaştığı zamanlar, şiddeti körükleyen zamanlar. Ve bütün bunların yerine geçen tek bir idari hakimiyet yolunda biz ilerliyoruz. Bu riskli bir süreç şiddet açısından. Şiddet tabii her düzlemde çözüm aracı olarak görüldüğü müddetçe biz bunların altından kalkamayacağız herhalde. Bireysel anlamda, aile içinde, toplumsal yaşamda, siyasette hemen tartışmak yerine hemen cezalandırmak. Çünkü bu ekolojik bir şey Zafer Bey. Yani suya atılan bir taşın etrafında oluşan halkalar gibi hızla yayılan bir şey. Dolayısıyla bunu görmek lazım. Bireyden bütün topluma yayılan ya da bütün toplumda var olan ve bireyi etkileyen tam bir ekolojisi olan bir şey yani. Bunu görmek ve kabul etmek gerekiyor. Evet, kişisel ilişkilerde tartışmayı ikna etmeyi hiçbir zaman bir çözüm yolu olarak, bir opsiyon olarak görmüyoruz. Hemen şiddet, çek, vur. Vur kafasını, kır kafasını. Eğitim sisteminin de içinden geçtiği süreçte, etkilendiği süreçte diyelim. İyi bir sınav vermediğini de kabul edelim bu anlamda. Tabii eğitim sisteminden başlıyor. Dediğim gibi yani o her düzlemde işte siyasette de öyle. Tartışmayı reddediyor, dinlemeyi reddediyor, atın içeri, kaldırın dokunulmazlığını, tıkın zindana. Uluslararası ilişkilerde hemen gönderelim orduları, alalım orayı, fethedelim, dikelim bayrağımızı, öldürelim. Olsun, kan da olacak, şehadet de olacak. Annelere ne mutlu, şehadet şerbeti içiyor çocukları. Hep bu söylemler birbiriyle bağlantılı düzlemlerde şiddeti yüceltici, ölümü yüceltici bir söylemin sonucu. Şimdi biliyorsunuz şehitlikle ilişkili ben belki şimdi anlayabilirim şehitlik kavramını ama örneğin Adana'da bir yurt yangınında ölen çocuklarımız var. Aladağ'da. Aladağ'da. Maden faciasında kaybettiğimiz 300'ün üzerinde insan var, işçi var. Ve onlara da şehit demiştik. Sanıyorum yine bu bir toplumu kontrol etme stratejisi olarak kullanılıyor. Çünkü o zaman sorgulamayı önlemiş oluyorsunuz. Sorgulamanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Ne diyebilirim ki?
Yani bir anneye gidip de ne mutlu size ki evladınızı biz şehit olmaya ölmeye gönderdik ve ne mutlu ki öldü diyebilmenin ben mantığını anlayabilmiş değilim. Şimdi buradan diyebilirler ki siyasi bir söylemde bulunuyorsun. Her şey siyasettir ama esas olan sorunları diyalogla, barışla, müzakereyle çözebilmek varken evlatlarımızı ölüme göndermenin ben mantığını anlayamıyorum. Ve bunun da işte efendim terörle yan yana mı kol kola mı yer alıyorsunuz filan diye karşı çıkılmasını anlayamıyorum. Dolayısıyla bu son dönemde savaşa karşı çıkan insanların ille de terör örgütüyle özdeş bir şekilde değerlendirilmesine de şiddetle karşı çıkıyorum. Biz sorunları bu hale getiren insanların, üstelik de sorunları bu noktaya getiren insanların bugün ille de savaşla çözülmesi gerektiğini topluma empoze etmeye kalkışmasını asla kabullenmememiz gerekiyor. Onu da burada bir not olarak düşmek istiyorum. Şimdi eğitim dedik, biraz daha eğitimin üzerinde duralım herhalde. Özellikle kız çocuklarının eğitimi ve az önce de değindiğiniz ekonomik özgürlük meselesini herhalde daha biraz fazla kadın, daha fazla kadın ekonomik olarak bağımsız olmak durumunda. Bütün araştırmalar bize bunu söylüyor. Şiddete maruz demin kalma. Demin verdiğin 100 sterlin örneği evet, çok önemli. Evet, o çok enteresan bir şey. Acil durumlarda, bunun tekrar altını çizelim, yapılan bir sosyolojik araştırma. 100 sterline erişe, bir İngiltere'de yapılmış bir çalışma. Erişme olanağı bulunan kadınların diğer kadınlardan 3 kat daha az, yani daha az şiddete maruz kaldığı saptanmış. Bu bir bağımlılık yaratıyor tabii ki. Ya da şiddetten ve kendilerini daha fazla daha koruyabildikleri. Daha kolay koruyabildikleri. Bu bağımlılık bir süre sonra şiddete maruz kalan kadınlar için öğrenilmiş çaresizliği ortaya koyuyor. Öğrenilmiş çaresizlik de kadınların bunun dışında bir yaşamın varlığından haberdar olmalarını engelliyor. Bu çok önemli. Ama her şey dönüp dolaşıp herhalde eğitime geliyor. Eğitim, çocuk yaştan itibaren bu bilincinin kazandırılması ve söylediğiniz çok önemli. Öğrenilmiş çaresizliği bir şekilde toplumsal gündemden, bireysel kadın gündemden de özellikle çıkarmak gerekiyor. Çünkü herhalde öğrenilmiş çaresizliği olan kadınlar böyle bu psikolojiyle çocuk yetiştiriyorlar. Bu zincirleme bir şeye yol açıyor. Kırılması peki gereken bir döngü var maalesef. Peki hocam, böyle toparlamış olalım. Bu konu aslında günlerce, gecelerce, aylarca konuşulmayı hak ediyor ama. Şimdi tabii o kadar enteresan ki başladık sizinle ama bir şey söylüyorsunuz ve oradan başka bir şey daha hatırlatmak gerekiyor. Dipsiz bir kuyu bu konu. Yazık çok ki yönü olan. Yazık ki ama en önemlisi de tabii bir yandan bireysel farkındalık, toplumsal farkındalık ama bir yandan da demokratik bir siyasi iradenin yönlendiriciliği. Çok ihtiyacımız var. Yani tabii siyasi iradenin buna yönelik çözümde işbirliğine ihtiyacımız ve daha tercüme edilmiş halini söyleyelim. Demokrasinin daha köklendirildiği bir toplum düzene ve idari hakimiyetin dağıtılarak yapılması. Evet. Şimdi gelelim programımızın bu son bölümüne. Cem TV'de Seyri Alem'in sürekli izleyicileri bileceklerdir. Son bölümde haftanın ilginç fotoğraflarını, haber fotoğraflarını ve ilginç karikatürlerini getiriyoruz ekrana ve değerli konuğumuzla da onların arasında bir seçim yapıyoruz. Önce fotoğraflarımızı getirelim. Nairobi'de bir gecekondu mahallesinde bir yangın çıkmış. Hayatın acımasızlığını ve ızdırapları çok güzel anlatan bir haber fotoğrafı. Orada yangında işte bir Nairobi'li Kenyalı vatandaşın ruh halini çok güzel yansıtan bir haber fotoğrafı. Yine acının ve yine ızdırabın fotoğrafı bir sonraki haber fotoğrafımız. El Salvador'da bombalanan bir karakolun yakınında yine bir gecekondu mahallesinde çekilmiş ve kadınların perişanlığını anlatan bir fotoğraf. Herhalde hani kadınları konuştuğumuz için hocam bu fotoğraf biraz daha o çaresizliği gözler önüne seren bir haber fotoğrafı. Yine gözyaşı ama bu sefer bir sevinç gözyaşının fotoğrafı. Roger Federer Avustralya Açık turnuvasını kazanmış. Bu sefer Roger beyefendi sevinçten ağlıyor çünkü kariyerinde çok önemli bir rekora da
imza attığı bir fotoğraf. Izdıraptan sevinçlere geçelim şimdi. Bunlar da vatandaşlarımız Adana'da kar sevincini, karda eğlenme sevincini yaşıyorlar. Böyle bir coşku, çocuklar gibi eğleniyorlar. Gerçi çok yaşı ileri insanlar değil, genç insanlara benziyor ama adeta bir okul tatiline çıkmış çocukların sevinci. Bir sonraki fotoğrafımız tekrar acının ve ızdırabın fotoğrafı. Burası Polonya'daki Auschwitz kampından bir görüntü. 73. yıl dönümü Auschwitz kampının özgürleştirilmesinin 2. Dünya Savaşı sonucunda dünya tarihine, dünya ya da insanlık tarihine diyelim bir utanç abidesi olarak geçecek o toplama kampları. Hiç gittiniz mi hocam oraya? Gittim. Korkunç çok, bir yer. Ben de bulundum orada. Ölümü adeta soluduğunuz bir yer. Ve bu fotoğrafta adeta o günleri yansıtan bir hava. Çok güzel bir fotoğraf bu da. Devam edelim fotoğraflarımızla. Bir sonraki fotoğrafımız yakından, yani pazar günü tanık olduğumuz savaştan, Afrin Harekatı'ndan bir fotoğraf. O Bursa'ya Dağı'nın ele geçirilmesi sırasında askerlerimizin oradaki bir mevziye Türk bayrağını diktikleri anın fotoğrafı. Bir savaş muhabirinin fotoğrafı bu. Devam edelim. Bir sonraki fotoğrafta yine bu harekatla bağlantılı. Dün akşamki Başakşehir Karabük spor maçında Togolu oyuncusu Başakşehir'in işte golünü attıktan sonra bir hani adet haline geldi. Asker selamı veriyor. İşte şeydeki harekattaki askerlerimize bir selam göndermesi. Bir sonraki fotoğrafımız da güncel bir fotoğraf. Dün gece çekilmiş bu da. Afrin üzerinde dolaşan bir İHA'nın insansız haber hava aracının fotoğrafı bu. Biliyorsunuz dün ve bugün büyük bir dolunay. Evet. Önemli bir safhası. İşte Kızıl Ay mı deniliyor, bir şey deniyor buna. Onun böyle teleobjektifle çok güzel yakalamışlar. O sırada da bir İHA geçerken orada. En çarpıcı fotoğraf sizce hangisiydi? Ben o Nairobi'deki çocuktu değil mi? Çocuk. Yangın fotoğrafı. Evet. İlk fotoğrafımız herhalde en çarpıcı. Başını sokacağı yerin olmayacağını düşünen insanın şu çaresizliğini çok acıyı, yansıtıyor. Acıyı, ızdırabı, sefaleti çok güzel anlatıyor. Evet. Müthiş bir haber karesi. Hemen karikatürlerimize geçelim. Haftanın karikatürleri arasında bir numarada hangisi var? Sefer Servi, Evrensel Gazetesi'nde. Evet. Savaş hadi yavrum eve diye anne bağırıyor. Savaş da nereden çıktı anne ya? Benim adım Barış diyor. Şşt bir duyan olacak diye. Bugünlerde Barış'ın telaffuz edilmesinin insanları nasıl ürküten bir şey olduğunu, böylesine bir iklim yaratıldığını çok güzel çizmiş. Ellerine sağlık Sefer Servi'nin, Evrensel'in karikatüristinin. Bir sonraki kalemiz yine savaşa ve barışa dair. Ercan Akyol, Milliyet Gazetesi'nin karikatüristi çizmiş. Diyor ki bu bir pipo değildir, bu da bir barış güvercini değildir diyor altında. Yani insanların anlamlı. Artık barış güvercini çizmekten bile nasıl ürktüğü bir ortamda yaşadığımız. Ama bir ayrıntı var orada Zafer Bey. Güvercinin, ağzında da zeytin dalı var. Zeytin dalı var. Evet. Bir sonraki karikatür yine savaş temalı, harekat temalı. Latif Demirci Hürriyet'te çizmiş. Kardeşim buranın Wi-Fi şifresi neydi diye pidecide oturmuş vatandaş soruyor. Garsonda Zeytin Dalı operasyonu 2018 Zeytin Dalı bitişik öyle vardır ya gideriz mekana evet. Hemen Wi-Fi şifresini sorarız. Onu çizmiş Latif Demirci, ellerine sağlık. Yine Latif Demirci karikatürü bir sonraki. O da siyasete dair. Sayın Kılıçdaroğlu kongreye gidiyor hafta sonunda. Üç tane karşısında aday var. Okey masasında oturmuş böyle taşları karıştırıyor. Efendim üçüncü aday da açıklandı diye bir yardımcısı gelip soruyor. Oh be sıkılıyordum çağır çağır gelsinler diyor o da. Okey'de dörtlüyü tamamlıyorlar yani kongre öncesinde. Ve bir karikatür de Cumhuriyet Gazetesi'nden geliyor şimdi. Musa Kart'ın karikatürü bir sonraki. The Post diye ünlü bir film var. Evet. Amerika'da işte evet. Basın, siyaset dünyasını yansıtan. Çok başarılı gelecek filmde Cumhuriyet demiş. gelecek filmde çok çarpışı diyor. Sevgili Musa Kart, onun da ellerine sağlık Cumhuriyet Gazetesi'nin karikatüristi. Ve son karikatürde yabancı basından aldık. Charlie Hebdo. Dergisinden ünlü iş adamı IKEA'nın kurucusu o vefat etti geçenlerde. Zaten vefat haberini duyar duymaz bu esprinin ama mutlaka çok çizileceği gelmişti aklımıza. Evet. IKEA deyince işte monte edilen eşyalar.
Sanıyorum benim Fransızcam pek yok. Sanıyorum ya ne çektirdin bize sağlığında diyor herhalde tabutu inşa eden kişi. Ve son karikatürde o geliyor mu ekrana? Hayır yok galiba. Bu kadar karikatür. Evet geldi. Beyiç Akın karikatürü. O da Cumhuriyet'te. Üniversitenizin kitaplığı nasıl diye soruyor bir öğrenci ötekine. Diyor ki berbat ama kafeleri, marketi, bowling salonu ve lokantası harika diyor. Siz üniversiteden birisi olarak belki sizi de çok... O kadar kötü değil onu söyleyeyim değil yani. Mi? Evet biraz eksajere bir... Hangisi en çok hoşunuza gitti bu karikatürlerden? Yine aynı şeyi söylemiş olmayayım ama... Evrensel'in ilk karikatür. Oğlum o, savaş. Savaş hadi eve. Benim adım Barış diyor. Duyan olmasın diyor. Tam güncel bir şey. Yani yaşadığımız her şeyi özetleyen bir karikatür olmuş. Peki hocam. Burada tamamlayalım o zaman. Sizi ağırlamak büyük bir onurdu. Çok büyük teşekkür ederim. Benim için de öyle. Sağ olun. Davetiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz zahmet edip geldiğiniz için. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'nu ağırladık bu hafta. Toplumun en dezavantajlı kesimlerini konuştuk. Çocukları, kadınları konuştuk. Yaşamı konuştuk, barışı konuştuk, demokrasiyi konuştuk. Haftaya bir başka konukla, başka bir konuyla karşınızda olacağız. Cem TV'den, Seyri Alem'den bu salıda bu kadar. İyi akşamlar efendim. Ayna ayna söyle bana.